Not almış. Onları okutmam lazım işte. Herhalde bu bir şeymiş. Yazıymış herhalde. Muğla'lı Gazi Ali Sayman'ın katıldığı Yemen, Çanakkale, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz'da göğüs cebinde taşıdığı 110 yıllık Kur'an-ı Kerim, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu tarafından saklanıyor. Anadolu Ajansı muhabirine dedesinin savaş hatıralarını babasından ve halasından dinlediğini anlatan gazeteci yazar Ali Sayman, dedesinin ilk olarak Yemen'de savaştığını ve burada esir düştüğünü söyledi. Sayman, dedesinin Yemen'de uzun süre esir kaldıktan sonra serbest kaldığında İstanbul'a ulaşmayı başardığını ve oradan memleketi Muğla'ya döndüğünü dile getirerek, asıl mesleği semercilik olan dedesinin iki atıyla Çanakkale'ye savaşmaya gittiğini aktardı. Savaş döneminde dedesinin şarapnel yarası aldığını belirten Sayman şöyle konuştu. Bu Kur'an-ı Kerim Yemen demek, bu Kur'an-ı Kerim Çanakkale demek, bu Kur'an-ı Kerim Sakarya demek, bu Kur'an-ı Kerim Dumlupınar Büyük Taarruz demek ve bu Kur'an-ı Kerim'i önemli kılan yanı Muğla'lı gazimiz, Muğla Arastası'nda semercilik yapan, 1961'e kadar semercilik yapan Semerci Ali'nin kanının taşıması. Yemen'de, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bu gazimizin cebinde yer alan bu Kur'an-ı Kerim, Çanakkale Savaşları sırasında şarapnel parçasıyla yaralanmış, günlerce ölümle pençeleşmiş ve sonrasında bu Kur'an-ı Kerim'in sarılı olduğu yerdeki kan lekeleri hala duruyor. Ondan kanlı Kur'an-ı Kerim dedik. Kur'an-ı Kerim bu şekilde bir cep Kur'an-ı Kerim'i 110 yıllık. Bu Kur'an'da onca badireyi atlatarak vatan topraklarına ulaşabilen gazilerimizin sevincini gördüm. Bu Kur'an'da Çanakkale'yi gördüm. Bu Kur'an'ı önemli kılan yanı bu. Aynı zamanda bir tarih. Onun için buna sahip çıkmamız gerekiyor. Sayman, dedesinin cep Kur'an-ı Kerim'ini her savaşta göğsünde taşıdığını ve ölümünün ardından bu emaneti babasının sakladığını belirterek kendisinin de oğluna bırakacağını ifade etti.